Gülsüm Sarayı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle Arnavut mutfağına ait olan çok lezzetli damak paçası böreği tarifi paylaşacağım. Tarifimize geçmeden önce şu anda resimde görmüş olduğunuz bu muhteşem tarifi de oğlum ve oğlumun kız arkadaşının YouTube sayfasında bulabilirsiniz. Bu tarifi izlemek isteyenler için videomun altına oğlumun YouTube sayfasının bağlantısını ekleyeceğim. Linke tıklayarak tarife ulaşabilirsiniz. Ve hemen tarifimize geçiyoruz. Tarifimiz için ben 3 tane but kullandım fakat isterseniz bütün tavuk da kullanabilirsiniz. Butları şöyle ikiye kestim. Yıkamış olduğumuz butları tencerenin içerisine koydum. Tavukları derin bir tencerenin içerisine pişirmenizi tavsiye ederim. Tenceremizi tamamen su dolduruyoruz. Kapağını şöyle yarım kapatıyoruz. Tam kapatırsak taşabilir. O yüzden yarım kapatıyoruz ve ocağın üzerinde tavuklarımızı pişiriyoruz. Tavanın içerisinde 150 gram tereyağını eritiyoruz. Şöyle bir paket hazır yufka kullanıyoruz. Ben büyük tepside yaptığım için 800 gram yufka kullandım. Küçük bir tepside yapacaksanız 400 gram yufka kullanmanız yeterli olacaktır. Ve şöyle gördüğünüz gibi Almanya'da yufka tam Türkiye yufkası gibi yumuşak bir yufka bulamıyorsunuz. Açtığınızda bile şöyle yufkalarınız dağılmış oluyor. Ben çok marka denedim fakat aldığım bütün markalarda aynı şekilde çıktı. Biraz kuru oluyor ve açtığınız zaman tam bütün olarak çıkartamıyorsunuz. Ama zaten tepsimize de büyük geleceği için yufkalarımızı parçalıyoruz. Kullanacağımız tepsiyi öncelikle tereyağı ile her tarafını yağlıyoruz. Parçalamış olduğumuz yufkaları tepsimizin içerisine diziyoruz. Öncelikle şöyle tepsimizin tabanını kapatacak bir şekilde yufkalarımızı diziyoruz. Eritmiş olduğumuz tereyağından şöyle üzerine bir gezdiriyoruz. İsterseniz fırçayla da sürebilirsiniz. Tekrar aynı şekilde ikinci sıraya da düz bir şekilde yufkaları koyuyoruz. Koymuş olduğumuz her kata mutlaka tereyağından sürmeliyiz. Şöyle kaşıkla önceki bir döküyoruz. Daha sonra koymuş olduğumuz yufkalarımızı gördüğünüz gibi şöyle büzerek koyuyoruz. Yufkaların arasına herhangi bir şey koymadığımız için yufkaların şöyle hafif arasının kabarması için aralık kalıp kat kat olması için mutlaka yufkalarımızı şöyle büzerek koymalıyız. Ve dediğim gibi de her katına mutlaka tereyağından koymalıyız. Araya koymuş olduğumuz bütün yufkaları gördüğünüz gibi aynı şekilde şöyle hafif buruşturuyoruz ve o şekilde koyuyoruz. Şöyle kaşık ile yufkaları yağlıyoruz. Başlarken en alt iki katını düz olarak koymuştuk. Bitirirken de son üst kat iki katını düz olarak koyuyoruz. Kesinlikle yufkaları buruşturmuyoruz. Birazdan göreceksiniz. Dilim halinde keseceğiz. O yüzden üst katlarını düz olarak koyarsak keserken bizim için kolaylık olacaktır. Ve mutlaka arasına yağ sürüyoruz. Fırça kullanırsaydık yufkamızın her tarafı yağlanmış olacaktır. Şöyle kenarların daha düzgün görünmesi için ben kenara hafif çıkmış olan kısımları keserek çıkarttım. Sizlere de tavsiyem mutlaka o kenar kısımlarını kesmenizdir. Yoksa bu şekilde yukarıya doğru çıktığı zaman o kısımları kuruyacaktır. O yüzden kesip almamız daha doğru olacak. Son sıra yufkamızı da kapatıyoruz ve kenarlarını kesip alıyoruz.
Şöyle her tarafını eşit miktarda kesip düzleştiriyoruz. Bıçak ile kesiyoruz fakat özellikle dibine kadar en son en alttaki yufkamızı da kesmeliyiz. İstediğiniz şekilde kesebilirsiniz. İster dikdörtgen, isterseniz kare, isterseniz de benim kesmiş olduğum şekilde de kesebilirsiniz. Fakat mutlaka az önce de belirttiğim gibi en alt yufkaya kadar mutlaka kesmeliyiz. Daha sonra göreceksiniz, böreğimiz piştikten sonra üzerinden et suyu dökeceğiz. O et suyun bütün aralara girip de böreğimizin içerisine tamamen işlemesi için o aralıkları mutlaka kesmemiz gerekiyor. Ben dilimleri biraz küçük küçük ve ince ince kestim. Fakat sizler isterseniz biraz daha büyük bir şekilde kesebilirsiniz. Ben bu tarifi internetten görüp daha önceden yapıp sizlerle paylaşmıştım. Fakat aradan 2 yıl geçti. Çok lezzetli bir börek fakat her gün yeni bir tarif yaptığım için aklıma gelmemişti. Geçen şöyle eski tariflerime bakarken bu tarifi gördüm ve inanılmaz lezzetli olduğunu da bildiğim için tekrar sizlerle yapıp paylaşmak istedim. İlk yaptığımda tadını tam olarak bilmediğim için küçük bir tepsi yapmıştım ve çok lezzetli olmuştu. O yüzden bu kez büyük bir tepsi yapmak istedim çünkü gerçekten yediğinizde tadına doyamıyorsunuz. En son üst sıraya da yağ sürdükten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık şöyle 30-35 dakika pişiriyoruz. Pişirme sonrası her fırına göre değişeceği için kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösteriyoruz. Tavuklar pişti. Pişmiş olan tavukları tenceremizin içerisine çıkartıp ayrı bir tepsiye koyuyoruz. Öncelikle tavukların üzerindeki derileri çıkartıp ayırıyoruz. Tavuklar çok iyi piştiği takdirde kemiğinden hemen çabucak ayrılacaktır. Tavukları kemiğinden ayırıyoruz. Kemikleri de ayrı bir tabağın içerisine alıyoruz. Bütün kemikleri ayırıp çıkarttıktan sonra çatal ile veyahut da elimizle tavuk etlerini dedikliyoruz. Tatlandırmak için tuz ve karabiber kullanıyoruz. Tuz ve karabiberi kendi damak zevkinize göre miktarını ayarlayabilirsiniz. Böreğimiz pişti. Fırından çıkartıyoruz. Fırından çıktıktan sonra şöyle ben bir 5 dakika beklettim. 5 dakika bekledikten sonra et suyundan kepçeyle böreğimizin üzerine döküyoruz. Ben şöyle 4 kepçe döktüm. Fakat sizler daha yumuşak istiyorsanız et suyunu daha fazla da üzerine dökebilirsiniz. Yalnız şöyle her tarafına dökmeliyiz ki yufkamız içerisinde tamamen et suyunu çekmesi gerekiyor. Didiklemiş olduğumuz tavuk etlerini üzerine koyuyoruz. Eti ne kadar bol olursa lezzeti de o kadar artacaktır. İsterseniz etleri sadece ortasına değil, tamamen üzerine etle kaplayabilirsiniz. Sosumuzu hazırlıyoruz. Bir kasenin içerisine 150 gram yoğurt, bir bütün yumurta kırıyoruz. Tatlandırmak için tuz ve karabiberi ilave ettikten sonra çırpma teliyle güzelce çırpıyoruz.
Yoğurdumuzun daha sonra kesilmemesi için mutlaka tel ile çok güzel bir şekilde çırpmalıyız. Et suyunu ölçerek içerisine koyuyoruz. 3 bardak et suyu kullanacağız. Benim kullanmış olduğum bardağım 200 ml su alıyor. O yüzden yani 600 ml su kullanacağız. Et suyu yerine normal su da ilave edebilirsiniz. Üçüncü bardak et suyumuzu da içerisine koyuyoruz ve bir taraftan da sürekli karıştırıyoruz. Tavanın içerisine 30 gram tereyağı, 3 yemek kaşığı da sıvı yağ koyuyoruz. Ocağımızı orta dereceye açıyoruz. 3 diş küçük küçük kesmiş olduğumuz sarımsağı koyuyoruz. Şöyle yaklaşık 1 dakika kadar sarımsakları kavuruyoruz. 3 yemek kaşığı un ilave ediyoruz. Sürekli karıştırarak unumuzu kavuruyoruz. Ocak ayarımızı hiç değiştirmiyoruz. Orta derece ocakta kavurmaya devam ediyoruz. Kavruldukça unumuz rengini değiştirecektir ve gördüğünüz rengi aldıktan sonra içerisine az önce hazırlamış olduğumuz tavuk suyuyla yapmış olduğumuz sosumuzu azar azar ilave ediyoruz. Bir taraftan da çırpma teliyle karıştırıyoruz. İsterseniz tahta kaşıkla da karıştırabilirsiniz. Fakat çırpma teliyle karıştırdığınız takdirde kesinlikle topaklanma olasılığı hiç olmayacaktır. O yüzden ben her zaman için teliyle karıştırmayı tercih ediyorum. Şöyle kaynamaya başladıktan sonra 1 dakika kadar daha pişiriyoruz. Sürekli karıştırmamız gerekiyor fakat ben size göstermek için hemen burada karıştırmayı bıraktım. Şöyle 1 dakika kadar daha karıştırarak pişiriyoruz ve ocağımızın üzerinden alıyoruz. Küçük bir tavanın içerisine 50 gram tereyağını erittikten sonra içerisine 1 tatlı kaşığı pul biberini koyup ocağın üzerinde şöyle bir hafif kavuruyoruz. Biraz şöyle etin üzerine döküyoruz. Çok da fazla dökmeyeceğiz. Şöyle hafif dökmemiz yeterli olacaktır. Pişirmiş olduğumuz sosumuzda gördüğünüz kıvamda olması gerekiyor. Sosumuzu soğutmuyoruz. Sıcak sıcak hemen tavuğun üzerine döküyoruz. Bu böreğimizin lezzetine lezzet katan özellikle üzerine hazırlamış olduğumuz bu sosudur. Sosumuz ne kadar bol olursa lezzet de o kadar artacaktır. Şöyle üzerine birazcık da tereyağlı biberli sosumuzdan gezdiriyoruz. Bu böreğe damat paçasının demesinin sebebi Arnavutlar kızlarını evlendirdikten sonra bir hafta sonra bizler gibi damatlarını yemeğe çağırıyorlarmış ve o zaman bu böreği yapıyorlarmış. Bu şekilde tabağa alması biraz zor olduğu için o yüzden ben bu şekilde tekrar dilim halinde kestim ve o şekilde aldım. Size de tavsiyem şöyle bıçak ile keserseniz tabağınıza daha kolay alıp daha kolay servis edebilirsiniz. Şöyle bir baktığınızda bile bu böreğin ne kadar lezzetli olduğunu tahmin edebiliyorsunuz. Şöyle tabii ki keserek size kıvamını da göstermek istiyorum. İnternetten baktığımda bazıları şöyle çok yumuşak, bazıları da şöyle hafif benim gibi ne sert ne de yumuşak yapmıştı. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Ve gördüğünüz gibi gerçekten de inanılmaz lezzetli oluyor ve bilmeyenlerin mutlaka yapmasını tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin derim ve deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Oğlum ve oğlumun kız arkadaşı kendi YouTube sayfalarında birbirinden lezzetli çok güzel tarifler paylaşıyorlar. Oğlumun YouTube sayfasına ulaşmak isteyenler şu anda videomun sağ ve sol üst köşesinde görmüş oldukları videolardan herhangi birine tıkladığınız takdirde oğlumun sayfasındaki videolu tarifleri izleyebilirsiniz. Oğlumun YouTube sayfasına da abone olup desteklerseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.